Evet, aslında şöyle başlamak mümkün. Yani 9 Ekim 1998 bir başlangıç değil, aslında bir sürecin sonucu, aslında başka bir sürecin de başlangıcı olarak değerlendirilebilir. 9 Ekim 1998 neyin sonucuydu? Sonuç itibariyle hepimizin bildiği bir şey var. Aslında 98, yani 9 Ekim komplosunu tanımlayabilmek için ABD'nin hani küresel politikalarını iyi tanımlamak gerekiyor. Aslında Sayın Öcalan'a dönük uluslararası komplo hamlesi sadece 9 Ekim 1998'de başlamadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte yeni Amerikan müdahaleciliği sürecinde aslında Sayın Öcalan'a ve Kürt Özgürlük Hareketi'ne dönük adım adım ABD ve NATO öncülüğünde, ABD, İngiltere ve NATO öncülüğünde bir süreç örgütlenmeye çalışıldı. Oradaki temel amaç da, temel hedef de şuydu aslında. Aslında bunu Sayın Öcalan yıllar öncesinden çok ciddi tanımladı. Yani ben yani Büyük Ortadoğu Projesi'nin ilk operasyonu bana yapıldı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ilk operasyonu bana yapıldı. Çünkü biz aslında tarih yapraklarını geriye çevirdiğimizde şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Sovyetler dağıldıktan sonra ABD bir tez geliştirdi. Aslında tarihin sonu tezini geliştirdi ama tarihin sonun tezinin tutmayacağını, kendi sömürgeci, egemenlikçi politikalarının tutmayacağını öngörüsüyle çatışma tezi geliştirdiği, yani yeni Amerikan müdahaleciliği buydu. Yani küresel terörizm, küresel düşman politikasıyla birlikte aslında Orta Doğu'yu bir şekilde tekrardan kendi politikalarının kıskacını almak istediler ve aslında bu noktada da söz konusu Orta Doğu olduğunda da Sayın Öcalan ve Kürt Özgürlük Hareketi'ni görmezden gelemezlerdi. Bence 9 Ekim'i tariflerken 9 Ekim'e giden süreci çok iyi görmek, çok iyi tariflemek, çok iyi bilince çıkarmak gerekiyor. O da şu aslında, Sayın Öcalan yıllar önce de onu söyledi. Ben Orta Doğu'da oyunu bozan bir aktör olduğum için aslında bana müdahale edildi. Bakın mesela tarih yaprakları çok net. Örneğin 1994 yılında, 1973 yılından sonra ilk defa bir Amerikan başkanı Bill Clinton Şam'a ziyarete gidiyor ve o ziyarette Hafız Esad'la yaptığı 4 saatlik görüşmenin 3 saati Sayın Öcalan'ın Şam'daki konumlanışı ile ilgili. Yine aynı şekilde 1996'ya geldiğimizde Türkiye İsrail ile çok ciddi anlamda stratejik ortaklık anlaşması yapıyor. Askeri ve istihbarati anlaşmalar yapıyor. Komploya adım adım baktığımızda, özellikle komplo sürecinde İsrail'in çok ciddi istihbarat yardımında bulunduğunu, Mossad'ın çok ciddi bir istihbarat yardımında bulunduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde, yine 96 yılının Nisan'ında dönemin Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'le Türkiye arasında bir anlaşma yapılıyor. İşte Ege sularında, Ege adalarındaki uzlaşma karşılığında Yunanistan aslında Türkiye'nin PKK ile olan mücadelesinde Türkiye'ye yardım sözü veriyor. En son 17 Eylül 1998'de KDP ve YNK Washington'da ABD ile birlikte Kürt Otonom Sözleşmesi imzalıyor. Aslında bunlar neye işaret ediyor? Bir, ABD Orta Doğu'ya Sovyetlerden sonra müdahale edecek. Yani küresel düşman, küresel terörizm teziyle Orta Doğu'ya yönelecek. Orta Doğu'ya yönelirken Orta Doğu'da bütün bu oyunları bozan, yani sömürgeci politikaların oyununu bozan bir Kürt Özgürlük Hareketi gerçekliği var. Bir Öcalan gerçekliği var. Tam da buraya müdahale ediyor. Aslında bir yönüyle ABD açısından bir yol temizliği. Yani yeni dönemde özellikle Orta Doğu'da halkların eşitliğine dayalı, inançların eşitliğine dayalı, aslında bir bütün olarak özgürlük, demokrasi, eşitlik ve adalet kıstaslı bir hareketin varlığı tam da bu sömürgeci politikaları boşa çıkaran, onu tehdit eden bir varlık. Buradan hareketle zaten Kürt Özgürlük Hareketi'ne ve onun önderliğine, onun liderine bir müdahale söz konusu. Aslında 9 Ekim 1998 bir yönüyle günümüze kadar seyreden 3. Dünya Savaşı olarak tanımladığımız sürecin ilk hamlesi. ABD, İngiltere, NATO öncülüğünde ilk hamlesi olarak değerlendirilebilir ve aslında bugüne kadar olan süreci de bu 3. Dünya Savaşı'nın aşamaları olarak değerlendirmemiz mümkün. Yani 9 Ekim sonrası ise aslında bu aktörlerin bir bütün olarak yani yaklaşık 7-8 yıl boyunca devam ettirdikleri politikaları Sayın Öcalan işte 9 Ekim 1998 çıkışı ve 15 Şubat sürecine kadar, Türkiye'ye getirilmesine kadar olan süreçte de nasıl roller oynadığını görüyoruz. Mesela tarihsel olarak bir NATO, Büyük Gladio müdahalesidir. Büyük Gladio komplosudur 9 Ekim komplosu. Ama özel olarak hem NATO güçlerinin, Gladio güçlerinin hem de onlarla ekonomik
ilişkili olan bütün devletlerin, ulus devletlerin hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da hem Afrika'da bütün devletlerin aslında bir bütün olarak Sayın Öcalan ve Kürt Özgürlük Hareketi etrafında kompocu mantıkta buluştuğu, anlaştığında görmek mümkün. Bu aynı zamanda ulus devletçi sistemin, yani kapitalist modernitenin dayandığı ulus devletçi sisteminde demokratik ulus paradigmasına, demokratik modernite, demokratik konfederalizm ve demokratik ulus paradigmasına bir yönelimi olarak da, bir tasfiyesi olarak da değerlendirilebilir. Aslında iki modernitenin karşı karşıya gelişi, bir modernitenin kompleci bir aklı olarak değerlendirilebilir. Örneğin, yani komploda kimler görev aldı? Elbette ki bu 4 ay 10 günlük süre zarfında yani Sayın Öcalan'ın komplosunda bütün aslında ekonomik çıkarı olan, siyasi çıkarı olan bütün devletlerin bu komploda rol oynadığını görmek mümkün. Başta Yunanistan, yani Sayın Öcalan 9 Ekim'de Şam'dan çıkıp Yunanistan adım attığında zaten Yunan gizli servisi kendisini karşılıyor. Ve bir bütün olarak aslında o andan itibaren hem CIA'nin hem Mossad'ın hem de bir bütün olarak devletlerin gizli servislerinin ağına düşürülmeye çalışılıyor. Adım adım zaten çember daraltılmak isteniyor. Sonrası İtalya-Rusya süreçleri, örneğin yani Rusya'nın da aslında başta Mavi Akın projesi olmak üzere birçok aslında ekonomik anlaşmayla Sayın Öcalan'ın üzerindeki teşhitte rol oynadığını görüyoruz. İtalya'nın baskılara dayanmayıp bir şekilde aslında Sayın Öcalan'ın yol verme girişimlerini görüyoruz. Hakeza Afrika'da öyle. Bakın mesela bir örnek anlatayım. Örneğin o dönem süre zarfında Sayın Öcalan sürekli hep şunu yapmaya çalıştı. Yani bir komplonun varlığına işaret etti ve komployu boşa çıkarmanın yolu olarak kendisinin uluslararası bir mahkemede yargılanması gerektiğini söyledi. Uluslararası bir mahkeme zeminini inşa etmekle birlikte aynı zamanda Kürt sorunun uluslararası zeminde çözümünü dayatan, öneren aslında bir formül geliştirdi. Aslında bunun en iyi cevabını Sayın Öcalan'ın kendisi verdi. Bir hukuk değildi, tiyatroydu bu. Az önce de bahsettim, yani bir egemen sahadaki hukuk, her türlü hukuksuzluğun, her türlü komplenin, her türlü sömürgeciliğin, her türlü soykırımcılığın da aslında kılıfı. Yani ezilenlerin hukuku değil, egemenlerin çıkarlarını kollayan bir hukuk söz konusu. Zaten kendisinin Türkiye'ye teslim edilmesinin en temel amacı Kürt sorununun, yani Kürt sorununun kendisini çözümsüzlük girdabına hapsetmek. Başta Sayın Öcalan'ın aslında kişisel, fiziksel imhasını hedeflediler. Sonra Sayın Öcalan bu oyunu bozdu, Kürt halkın direnişi bu oyunu bozdu. Sonra işte çürütme politikasına tabi tuttular ve en son bugün itibariyle baktığımızda alıkoyma, habersiz bırakma politikası devrede. Yani üç aşama olarak değerlendirebiliriz bu süreci. Fiziksel imha başarılamadı, çürütme, oyunlar boşa çıkarıldı. Şimdi de tamamen alıkoyma, habersiz bırakma. Yani buradan bile baktığımızda ilk İmralı duruşmalar açık bir tiyatroydu. Nasıl bir tiyatro? Neden tiyatroydu diyoruz? Çünkü bir, Sayın Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte zaten Ecevit'in kendisi şunu itiraf etti. Yani neden Türkiye'ye teslim edildi ben bilmiyorum. Ya bu yönüyle de aslında bir Gladio operasyonu olduğunu, NATO operasyonu olduğunu çok rahatlıkla söylüyoruz. Aslında kendisi de yıllar önce biz avukat görüşmelerinde hep şunu söylemişti. Yani işte görüyorsunuz, Türkiye'nin rolü bana gardiyanlık yapmak. Ben Gladio'nun, NATO'nun esiriyim diyordu burada. Şimdi buradan baktığımızda böylesi büyük bir komployu öğrenlerin bir adil yargılanma yapmasını bekleyemeyiz. Orada amaçlanan neydi? Bir, Sayın Öcalan'ın esaretiyle birlikte Türkiye'de muazzam bir toplumsal kışkırtma yaratıp, yani bir Kürt-Türk savaşını, yani halklar savaşını bu coğrafyaya, bu ülkeye dayatan bir akıl vardı. Sayın Öcalan aslında ilk İmralı yargılamalar olarak ortaya çıkan süreçte aslında bu oyunu bozmaya çalıştı. Çünkü hepimiz hatırlarız o günleri. Her yerde milliyetçi, ırkçı histeriler, herkes Kürt avına çıkıyordu. Gördüğü her Kürt'ün neredeyse katli vaciptir atmosferi ortaya çıkıyordu. O günleri hepimiz birlikte yaşadık zaten. Yani hukuki bir yargılama olmadığı, adil bir yargılama olmadığı zaten oradan belliydi. Ulus devlet Sayın Öcalan ve Kürt Özgürlük Hareketi karşıtlığında İmralı yargılamaları sürecinde tekrardan kendi milliyetçi, ırkçı ulus inşasını sağlamak için o süreci bir avantaja çevirmeye çalıştı. Ama unuttukları bir şey vardı. Kürt halkının 10 yıllara dayanan ideolojik duruşu, politik bilinci ve özgürlükteki olan ısrarı, yani özgürlüğe dair olan ısrarı aslında o dönem bu oyunu bozdu. Yani İmralı yargılamaları gerçekten bir tiyatroydu. Eğer bugün işte Sayın Öcalan'ın idam cezası,
yani tırnak içerisinde diyorum, idam cezasına mahkum edilmesiyle birlikte idamın yani idamın kendisinin yasalardan çıkarılması da aslında bir bütün olarak Kürt halkının, Sayın Öcalan'ın ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin bu komploya da komplocu yaklaşımları boşa çıkarmasıyla ilgiliydi. Yani işte en basitinden şunu çok net söylemek gerekir ki o dönem özellikle Avrupa'daki ve Kürdistan'daki Kürtlerin güneşimizi karartamazsınız eylemleriyle ortaya çıkan duruşu aslında komplocu güçlere çok ciddi hesaplar yaptırdı. Sayın Öcalan'ın aslında İmralı'ya hapsedilip zaman içerisinde çürütülüp bir şekilde onun üzerindeki çürütme politikasının hem Kürt hareketinin çürütülmesi hem de Kürt halkının yönetimsiz, örgütsüz ve öncüsüz bırakılarak, önderliksiz bırakılarak bir şekilde zaman içerisinde çürütülmesi ve örgütsüz bırakılmasına dönük bir akıl devreye sokuldu. Adayı şöyle değerlendirmek belki de doğru değil yani. Hani biz hani İmralı cezaevi diyoruz ama sanki bir ada cezaevinde, işte bir adada bir cezaevi inşa edilmiş ve Sayın Öcalan orada kalıyor. Hayır, İmralı adasının bir bütünü zaten bu tecrit mantığıyla örülmüş bir sistemin kendisi. Yani İmralı bir sistem. Nasıl bir sistem? Bir, az önce de bahsettim. Yani Kürtlerin statü mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin önderliğini, liderliğini yapan bir insan şahsında bu hareketin, yani bu mücadelenin tasfiyesine dönük bir şey var. Akıl yürütüldü. Yani o yüzden hani biz adayı bir sistem olarak, yani bir yönetim tekniği ve bir sistemi olarak değerlendirmek zorundayız. Yani Sayın Öcalan İmralı'daki yoğunlaşmalarıyla, pratik müdahaleleriyle aslında bir bütün olarak komplocu akla dönük, hem uluslararası komplocu akla dönük hem ulusal yerel komplocu akla dönük çok ciddi hamleler yaptı ve aslında bu komplocu aklı birçok yönüyle boşa çıkardı. Şimdi işte Sayın Öcalan'ın kendisi şu anda yani habersiz bırakılmış, bağlantısız bırakılmış bir şekilde ama kendi önermeleri, kendi fikri, kendi paradigması bugün itibariyle sadece Kürt halkına değil, yani Kürdistan ülkesine değil, aynı zamanda Orta Doğu ve dünya halklarına dönük, yerküreye dönük çok ciddi bir alıcı bulmuş. Aslında bu aynı zamanda bir yönüyle komploya karşı yani verilmiş en büyük cevap ama tecidi kırmamız noktasında da nereden hareket etmemizi işaret eden bir şey, işaret fişeği. Buradan baktığımızda aslında şimdi yani kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite, demokratik konfederalizm, demokratik ulus paradigmasının kendisi zaten bir dört parçaya ayrılmış Kürdistan'ın birleşmesi, yani politik siyasal olarak birleşmesi, kültürel olarak birleşmesi, yani Kürdistan'ın parçalanmış haline dönük aslında bu bir yönelim. Yani demokratik ulus fikriyatının kendisi, yani Kürdistan'ın aslında bir bütün olarak dört parçanın ruhta, duyguda, politikada, siyasette, sanatta, hayatın her alanında aslında buluşması, bütünleşmesi demek. Bu yönüyle aslında değerlendirilmesi gereken bir şey ama aynı zamanda hani Kürt sorununun dört parça Kürdistan'da çözülmesi, Kürt halkının iç yaşadığı halkların da demokratikleşme problemlerinin çözülmesi, Orta Doğu halklarının demokrasi sorunun çözülmesi, Türkiye halkının demokrasi sorunun çözülmesi, dünya halklarının aslında demokratik ulus birliği fikriyatıyla kapitalizme karşı bir antikapitalist mücadele yürütmesi, bir bütün olarak baktığımızda Sayın Öcalan zaten 5 ciltlik savunmasında bu büyük Gladio komplosuna, NATO güçlerine, Amerika'ya, İngiltere'ye ve bir bütün olarak kapitalist modernist güçlerinin hepsine bir cevap verdi. Tarihsel bir cevap verdi. Aslında savaşın kendisini, kavganın kendisini, mücadelenin kendisinin çıtasını yükseltti. Yani bir hamleye bir hamleyle karşılık verdi. Şimdi o hamleden duyulan korkunun sonucu olarak zaten Sayın Öcalan bugün mutlak sessizliğe gömülmek isteniyor. Bir haber bırakılmak istiyor. Aslında bu aynı zamanda yani Sayın Öcalan'ın komploya verdiği ideolojik, politik, pratik cevaba dönük, cevaba aslında komplocu güçlerin yani Türk Ulus Devleti ile AKP, MHP iktidarıyla başka bir komplocu yaklaşımla cevap vermesi. Aslında işi yani bu bir yönüyle de bizi daha büyük bir kavgaya, daha büyük bir mücadeleye de davet. Eşik yükselmiştir, tehlike yükselmiştir. Bir bütün olarak ha nereden bakarsak bakalım tehlike yükselmiştir. Ama bu saldırılarının bize karşı, bize yönelik saldırıların tehlikesinin büyümesi aynı zamanda bizim mücadelemizin de mevzi kazanması, büyümesi anlamına geliyor. Yani bunun özgüveniyle işte Rojava devrimi bu yönüyle Sayın Öcalan'ın komplocu akla, uluslararası komploya, Gladio'ya, NATO güçlerine verdiği en büyük cevaptır.
Türkiye'de barışı savunmak, yani barışın toplumsallaştırılmasını savunmak daha doğrusu. Yani barışın toplumsal rızasını üretmek, Türkiye halklarının, Kürt sorunun demokratik, barışçıl çözümüne taraf yapmak Türkiye halklarını. Yani bu bir bütün olarak toplumsal muhalefetin de öz hedefi olmak zorunda. Bu sadece Kürtlerin üstüne yığılacak, yıkılacak bir görev değil. Aynı zamanda Türkiye'de bütün bu çoklu krizden muzdarip olmuş bütün farklı grupların farklı çevrelerinde Kürt sorunun demokratik çözümünü önceleme gibi bir derdi olmak zorunda. Şimdi buradan baktığımızda yani diyalog süreci, müzakere süreci, bir bütün olarak Kürt sorunun kamusal düzlemde tartışma süreci aynı zamanda bize şeyi de gösterdi. Yani çok ciddi anlamda bir şey, rahatlama, psikolojik olarak da rahatlama, ekonomik olarak da rahatlama. Aslında Türkiye'de birçok kriz haline gelmiş sorun alanlarının çözümüne dair de temel teşkil eden bir süreç gördük. Yani o yüzden barış sadece Kürt halkının özgürlük mücadelesi, statü mücadelesi için değil, bir bütün olarak Türkiye'deki halkların demokratik geleceği için, yani can suyu hüviyetinde bir sorun yani. Yani bizim can suyumuz, bu toprakların can suyu. O nedenle de belki daha fazla tecrit politikasına karşı, alıkonulma politikalarına karşı Türkiye'deki bütün toplumsal direniş öznelerinde taraf olması ve bütün mücadelesinin ana halkalarından biri olarak da tecride karşı mücadele olarak görevlendirilmesi gerekiyor. Tecidin ana mantığı zaten Kürt sorunun çözümsüzlüğüne dayanıyor. Yani Kürt sorunun çözümsüzlüğünü hedefliyor tecid politikasının kendisi. Zaten Türkiye'deki çoklu krizin en temel halkası da Kürt sorunun çözümsüzlüğü. Yani bir siyasal sorun, bir tarih sorunu ama bütün sorunlarında doğrucu bir sorun. Yani bugün ekonomik krizden bahsediyorsak, savaşa ayrılan bütçeleri hesapladığınızda ekonomik krizin en temel şeyi, payının savaşa harcandığını görüyoruz. Yani savaşa harcanan her kaynak eğitim sorunu olarak bize geri dönüyor. Kültürel sorun olarak bize geri dönüyor. Ekonomik sorun olarak bize geri dönüyor. İşte diklerimizi, mevzilerimizi gören, gözeten, duyumsayan, hisseden, İçinde gören bir yaklaşımla belki tecride karşı mücadele yürütmek, yüklenmek, yani İmralı sistemine yüklenmek önümüzdeki dönem için aslında bizim en büyük ilham kaynaklarımız olmalı. Yani buradan baktığımızda evet, yani çok tehlikeli, kritik bir aşama, 30 ay boyunca habersiz bırakılması ama aynı zamanda şunun özgüveniyle de hareket etmek zorundayız. Yani Sayın Öcalan'ın İmralı'da yıllara yayılan direnişi, düşünsel direnişi, zihniyetsel direnişi, fiziksel direnişi, politik direnişi, ideolojik direnişi ve bir bütün olarak coğrafyanın ezilenlerine sundukları, kattıkları göz önünde bulundurulmalı. Aslında bir yönüyle de bir vefa, bir politik vefa duygusuyla Sayın Öcalan'a yoldaşlık yapmanın, ona omuz vermenin, onunla yoldaş olmanın yollarını da aramak, bunu bir halklar mücadelesi haline getirip, günlük mücadelenin en temel parçası, en temel başlığı haline getirip tarihe ve güne karşı öz eleştirimizi buradan vermek ve İmralı teşhidini buradan parçalamak gibi artık bir görevle karşı karşıyayız. Bu görevden hiçbirimiz kaçamayız. Hiçbirimiz kaçmamalıyız. Tam tersine yüzleşmeliyiz. Daha büyük cesaretle, daha büyük ferasette, daha büyük iddiayla, yani başaracağımız olan, zaten devletin bizi tecrit politikalarıyla hapsetmek istediği aralık şu. Yani sürekli olumsuz, sürekli negatif, sürekli olmazı dayatan bir akılla karşı karşıyayız. Hayır, biz geçmişte başardık. Daha büyük komploları boşa çıkardık. Daha büyük direnişlerin içerisine girebiliriz. Yani direniş geleneğine sahibiz diyorsa, yani biz ilk defa bir kuşatma altında değiliz. Ama bugün itibariyle baktığımızda eğer komplocu güçlerin yönelimleri derinleştirilmişse, tehlikeli hale gelmişse şunu unutmasınlar ve biz de unutmayalım yani. Yani bu komploculara karşı, bu uluslararası komploculara karşı her türlü direnişin içerisinde olan bir geleneğin de temsilcileriyiz. O zaman daha büyük direneceğiz. Daha büyük direnmek zorundayız. Bir gelenek mirasımızı, direniş geleneği mirasını devralmışız. Ve birçok zaman bu komployu direnişimizle, yaratıcılığımızla, mücadelemizle boşa çıkarmışız. Ve bu mücadelenin yarattığı onlarca yüzlerce mevzi var, kazanım var. Ve gerçekten kendisinin bir dünya hareketi haline gelmiş bir hareket söz konusu. Dünyadaki bütün ezilen kimliklerin gözünü, kulağını diktiği, gönlünü açtığı,
bir mücadele, büyük mücadele söz konusu ve o büyük mücadelenin de içinde olan insanlar olarak bugün daha fazla İmralı sistemiyle yüzleşme, İmralı sisteminin lağve edilmesi, Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü başta olmak üzere önümüzdeki mücadele engellerinin aşılmasına dönük büyük bir kararlılık, büyük bir direniş çizgisini geliştirmek de yine bizim ellerimizde.